Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Estaûzu billah. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allamteni ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımıza 10. sözden Nam-ı Diyarlı Haşr Risalesi'nden devam ediyoruz. Orada da 11. hakikate kadar geldik. 11. hakikat ne hakkında dersek hemen o manşet cümleyi okuyarak bir girizgah yapalım. Bab-ı insaniyettir diye başlıyor 11. hakikat. İsmi Hakk'ın cilvesidir. Bab-ı insaniyettir, yani insaniyet kapısıdır. İnsaniyet aynasıdır. İnsaniyet tecellisidir. İnsaniyette gözükendir diye anlayalım biz bunu. Ve ismi Hakk'ın cilvesidir. Oradan da Cenab-ı Hakk'ın Hak ismine varacağız. Nasıl varacağız? Onun ayrıntıları metnin içinde. Fakat metne geçmeden önce hemen Haşr Risalesi'ni en başına bir dönelim. Hangi güzel adımlarla başladığımızı, hangi ayetlerin gölgesine sığınarak bu yolculuğa girdiğimizi bir hatırlayalım. Ondan sonra kaldığımız yere dönüp inşallah o metni tefekkür etmeye çalışalım. Buraya da bir ayraç koysam iyi olur ama hep unutuyorum. Oo, çok gittik. Geriye dönelim. Evet, 10. söz. İki ayeti kerime ile başlıyor. Birinci ayet Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ayeti aslında insana ne üzere var olduğunu da hatırlatan bir ayet. Cenab-ı Hak bizi neden yarattı? Haşa, ne onu mecbur edebilirdi? Hiçbir şey onu mecbur edemezdi. Mecbur olan şey zaten ilah olamaz. Peki ne hikmetle yaratıldık biz? Hikmetimiz Cenab-ı Hakk'ın uluhiyeti yanında rahmaniyetine ve rahimiyetine bakıyor. O gizli bir hazineydi, bilinmek istedi. Lütfuydu, keremiydi, kemaliydi bu onun. Ve o lütfun, o keremin, o kemalin gereği olarak insanoğlu yaratıldı. Diğer varlıklar gibi. Yani yokluğun varlıkla tanıştırılması Cenab-ı Hakk'ın cömertliğinden, rahmetinden, kereminden bir aynacıktır. Onu göstermek içindir. Onun gereğidir diye anlayalım. Evet, birinci ayet-i kerimemiz. Bütün ayetlerin başı olan ayetimiz Bismillahirrahmanirrahim idi. İkinci ayet Rum suresinin 50. ayeti. Rum suresinin 50. ayeti. Estağfirullah. Fenzur ila athari rahmetillahi keyfe yuhil arda ba'de mevtiha. İnne zâlike lemuhil mevta ve hu alâ külli şeyin kadir. Bunun kısa bir mealini söz basım şu şekilde vermiş. Söyleyemedim yine, söz başım dedim. Söz basım şu şekilde vermiş kısa bir mealini. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine, yeryüzünü ölümünün ardından nasıl diriltiyor. Bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Rum suresinin 50. ayeti. Ayetle daha meal düzeyinde muhatap olduğumuzda bile şunu görüyoruz ki Cenab-ı Hak bahara bakmamızı istiyor. Bir, rahmet eseri olarak bakmamızı istiyor. İki, oradan Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle ve kudretiyle ilgili bir şeyler öğrenmemizi istiyor. Üç, bunlardan da haşre varmamızı istiyor. Dört, bu dört dersin, bu dört öğüdün, bu dört nasihatin Haşr Risalesi'nde bir perspektif olarak zengince işlendiğini görüyoruz. Yani Bediüzzaman Hazretleri bu ayetin verdiği perspektifle, bakış açısıyla, görüş açısıyla, yaşam açısıyla bütün marifetine, kafasındaki bütün bilgilere, kainata dair oluşlara, Esma-ül Hüsna bilgisine, daha nice şeylere, ayetlere, hadislere bu perspektiften bakıyor. Onların merkeziyetinde, 13. sözdeki ifadesiyle onu merkeze alarak bakıyor. O merkeze alınmış yıldız misal ayet sayesinde uzay yeni bir dizilim sahibi oluyor. O yıldızın merkeziyetinde yıldızlar farklı bir dizilimini bize gösteriyorlar. Mesela bunu nasıl anlayalım? Şu an biz dünyadayız. Dünyadan uzaya baktığımızda bir uzay görüyoruz, bir güzellik görüyoruz. Ama gitsek, atıyorum uzaktaki bir başka gezegenin veya yıldızın
Mesela Andromeda galaksisinin ortasında dursak, yine aynı uzaya bassak, evet uzay uzaydır ama yıldızların şekli değişmiştir, galaksilerin duruşu değişmiştir, renkler, şekiller değişmiştir yani oradaki görünüşüne göre. Bu neyi gösterir? Neyi merkeze alırsanız uzay size bir fotoğraf veriyor demektir. Başka bir açı veriyor, başka bir fotoğraf veriyor demektir. Bediüzzaman Hazretleri Kur'an'ı da buna benzetiyor. 13. sözde bunu okuduk geçmiş derslerimizde. Tekrar dönmeyelim. Kur'an'da hangi ayeti merkeze alsanız etrafında diğer ayetler ona göre diziliyorlar ve size başka şeyler söylüyorlar. Önce söylediklerinin farklısı mı? Hayır, daha zengini, daha başka bir açıdan ona katılan, eklenen işari manalar belki bu tabakada, belki daha da başka tabakalarda size mana zenginlikleri sunuyorlar ayet-i kerimeler merkezinde durduğunuz ayete göre. İşte burada da Rum suresinin 50. ayeti merkeze alınmış. Bediüzzaman Hazretleri'nin manşet olarak kullandığı yani eserlerinin başında verdiği ayetlere bu gözle bakalım. Onlar merkeze konulmuş ayetlerdir. Kur'an semasında, Kur'an uzayında merkeze alınmış ayetlerdir. Fakat sadece onlardan bahsedilmez. O ayetin üstünden bakarak, içinden bakarak, o ayet baş tacı edilerek diğer ayetlere de bakılır, hadislere de bakılır, marifetullah'ın diğer bilgilerine de bakılır, kainat bilgisine bakılır. Yani her ne ki malumat namına ne varsa el veren hepsine bu ayetin merkezinde bakılır ve onlardan görünen fotoğraf bize bu eserlerde resmedilir. Bediüzzaman Hazretleri'nin tefsir anlayışında böyle bir yön olduğunu zaten okuyanlar bilirler de belki bu derste ilk olarak tanışanlar varsa onlara da ben bir parça böylece tanıtmış oldum. Cenab-ı Hak üzerimizde hayırlı tesirlerini halk eylesin. Pekala, şimdi geldik, epey de ilerledik elhamdülillah. Bakınız girizgahımız 82. sayfadaymış. Şu an biz 133. sayfadayız elhamdülillah. Cenab-ı Hakk'ın fazlı keremiyle buraya kadar geldik. 11. hakikat bana epeydir yapmadığımız bir şeyin cesaretini veriyor. Metnin tamamını bir okuyayım size. İşte cesaret o cesaret yani. Eskiden yapardık ama buralar uzun metinler olduğu için onu terk etmiştik. 11. hakikatin tamamını bir baştan sonra okuyayım. Sonra da ince tefekkür yapmaya çalışalım. Cenab-ı Hak ne lütfederse, ne elimize, aklımıza, kalbimize koyarsa sizlerle paylaşmaya gayret edelim. Belki sizin bereketinize bizim elimiz de bollaşır. Zira Cenab-ı Hakk'ın kime ihsan ettiğini bilmiyoruz. Hangimizin yanında daha makbul olduğunu bilmiyoruz. Büyük ihtimal ki sizden dinleyenlerden birisi daha makbuldür de onun yüz hürmetine Ahmet'e de lütfedilir. Cenab-ı Hak'tan dileniyoruz. Bize köylülük, ona sultanlık yakışır. 11. hakikat. Babı insaniyettir. İsmi Hakk'ın cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki Cenab-ı Hak ve mabudu bil hak insanı şu kainat içinde rububiyet mutlakasına ve umum alemlere rububiyet-i ammesine karşı en ehemmiyetli bir abd ve hitabat-ı sübhaniyesine en mütefekkir bir muhatap ve mazhariyet-i esmasına en cami bir ayine ve onu ismi azamın tecellisine ve her isimde bulunan ismi azamlık mertebesinin tecellisine mazhar bir ahsen-i takvimde en güzel bir mucize-i kudret ve hazain-i rahmetinin müştemilatını tanıtmak için en ziyade mizan ve aletlere malik bir müdakkik ve nihayetsiz nimetlerine en ziyade muhtaç ve fenadan en ziyade müteellim ve bekaya en ziyade müştak ve hayvanat içinde en nazenik, en nazik ve en nazdar ve en fakir ve en muhtaç ve hayat-ı dünyeviyece en müteellim ve en badbaht ve istidatça en ulvi ve en yüksek surette mahiyette yaratsın da onu müstahid olduğu ve müştak olduğu ve layık olduğu bir dar-ı ebediye göndermeyip hakikati insaniyi iptal ederek kendi hakkaniyetine taban tabana zıt ve hakikat nazarında çirkin bir haksızlık etsin. Ne cümleydi ama, uzundu ama çok da okkalı bir cümleydi yani. İçinde
olmazsa olmazlığını hem haşrin hem Cenab-ı Hakk'ın olmazsa olmazlığını anlatan pek çok sırrı barındıran bir cümleydi. Devam ediyoruz. Hem hiç kabil midir ki hakimi bilhak, rahimi mutlak insana öyle bir istidat verip yer ile gökler ve dağlar tahammülünden çekindiği emanet-i kübrayı tahammül edip yani küçücük cüz'i ölçüleriyle, sanatçıklarıyla Halık'ının muhit sıfatlarını, külli şuunatını, nihayetsiz tecelliyatını ölçerek bilip hem yerde ve hem yerde en nazik, nazenin, nazdar, aciz, zayıf yaratıp halbuki bütün yerin nebati ve hayvani olan mahlukatına bir nevi tanzimat memuru yapıp onların tarzı tesbihat ve ibadetlerine müdahale ettirip kainattaki icraat-ı ilahiyeye küçücük mikyasta bir temsil gösterip rububiyet-i sübhaniyeyi fiilen ve kalen kainata ilan ettirmek, meleklerine tercih edip hilafet rütbesini verdiği halde ona bütün bu vazifelerinin gayesi ve neticesi ve semeresi olan saadet-i ebediyeyi vermesin. Onu bütün mahlukatının en bedbaht, en biçare, en musibetse de, en dermet, en zelil bir derekeye atıp, en mübarek, nurani ve aleti tes'id bir hediye-i hikmeti olan aklı, o biçareye en meşhum ve zulmani bir aleti tazip yapıp, hikmeti mutlakasına büsbütün zıt ve merhameti mutlakasına külliyen münafi bir merhametsizlik etsin, haşa ve kella. Elhasıl, nasıl hikaye-i temsiliyede bir zabitin cüzdanına ve defterine bakıp görmüştük ki, ta suretler bölümüne bir atıf yapıyor burada. Elhasıl, yani eserin giriş bölümüydü suretler bölümü, sonra işaretler vardı, sonra da hakikatler bölümü vardı. Biz hakikatlerin sonuna yaklaştık, şimdi en baştaki suretler bölümüne bir atıf. Nasıl ki hikaye-i temsiliyede bir zabitin cüzdanına ve defterine bakıp görmüştük ki, hem rütbesi, hem vazifesi, hem maaşı, hem düsturu hareketi, hem cihazatı bize gösterdi ki, o zabit, o muvakkat meydan için değil, belki müstekar bir memlekete gidecek de ona göre çalışıyor. Aynen onun gibi, insanın kalp cüzdanındaki letaif ve akıl defterindeki havas ve istidadındaki cihazat, tamamen ve müttefikan saadet-i ebediye müteveccih ve ona göre verilmiş ve ona göre teçhiz edilmiş olduğuna ehli tahkik ve keşif müttefiktirler ez cümle. Mesela aklın bir hizmetkarı ve tasvircisi olan kuvve-i hayaliye denilse ki sana 1 milyon sene ömürle saltanat-ı dünya verilecek fakat ahirde mutlaka hiç olacaksın. Tevehüm aldatmamak, nefis karışmamak şartıyla oh yerine ah diyecek ve teessüf edecek. Demek en büyük fani, en küçük bir alet ve cihazat insaniyeyi doyuramıyor. İşte bu istidattandır ki insanın ebede uzanmış emelleri ve kainatı ihata etmiş efkarları ve ebedi saadetlerinin envağına yayılmış arzuları gösterir ki bu insan ebed için halk edilmiş. Ve ebede gidecektir. Bu dünya ona bir misafirhanedir ve ahiretine bir intizar salonudur deniyor ve metin burada sona eriyor. Şimdi tekrar başa dönerek ince tefekkürümüzü yapmaya çalışalım ama öncesinde bir su içelim. Bismillah. Elhamdülillah. Tekrar baştan alıyoruz. Kaçıranlar için. Asıl okumamız bu olacak zaten. 11. hakikat. Bab-ı insaniyettir. Ne demek bab? Kapı demek. Bunu artık öğrendik. Hakikatlerde hep bu ifade yer alıyordu çünkü. Farklı versiyonlarıyla. Biz şu an insaniyet kapısından giriyoruz. İnsaniyet resmi, tecellisi, aynası bize ne gösteriyor onu anlamaya yoğunlaşıyoruz. Şu an hakikat, 11. hakikat bize bunu yaptırıyor. İsmi Hakk'ın cilvesi. Hak ismi ne demekmiş Cenab-ı Hakk'ın? Her şeyi hakkıyla yaratan,
varlığa hak olan ve her hakkın sahibi olan Allah demekmiş. Bunu şöyle anlayabiliriz. Hem hak denilen şeyin tayinine karar veren de Allah'tır. Yani Cenab-ı Hakk'ın hak dediği haktır. Bir böyle anlayabiliriz. İki, Cenab-ı Hak her şeye hakkını verir. Böyle de anlayabiliriz. İşte balığın hakkı neyse Cenab-ı Hak o hakkı ona verir. Sineğin hakkı neyse Cenab-ı Hak o hakkı ona verir. Kuşun hakkı neyse Cenab-ı Hak o hakkı ona verir. Çünkü fıtratının duasıdır aynı zamanda, yaratılışıdır. Hem duasıdır hem de Cenab-ı Hak öyle murad ettiği için, potansiyelini öyle yaratmışsa, kinetiğini de diyelim, o şekilde tecelli ettirir. İşte insaniyetin de Cenab-ı Hak hakkını verir. İşin düğümü burası. Çünkü insaniyet bize bitkilerin, hayvanların veya cansızların göstermediği başka şeyler gösteriyor Cenab-ı Hakk'a dair. Başka ihtiyaçlardan bahsediyor varlığa dair. İnsaniyetin öyle ihtiyaçları var ki hayvaniyetin de bundan haberi yok, nebatiyetin de bundan haberi yok, nebatatiyetin de bundan haberi yok diyelim. Cansızların da bundan haberi yok. İşte talim-i esma meselesinde Kur'an'da geçen Hazreti Adem Aleyhisselam'ın meleklere rüçhaniyeti nasıl ortaya çıkıyor? Bildiği isimlerle. Bu bildiği isimler Cenab-ı Hakk'ın isimleri olarak da anlaşılabilir. Bir mertebede, diğer bir mertebede varlığın isimleri olarak da anlaşılabilir. Diğer bir mertebede insanın farkında olduğu şeyler olarak da anlaşılabilir. Biz hayal ediyoruz. Bizim hayallerimizde öyle şeyler var ki şu an varlıkta yok. Ama hayal ediyoruz. Hayal etmemizle ona bir ihtiyaç hasıl oluyor bizde. Mesela işte bu teknolojik keşifler nasıl yapılıyor? Adam diyor ki ya keşke şöyle bir şey olsa, ne olsa, kablosu olmayan, dünyanın her yerinde çeken bir cihaz olsa, telefon diyelim buna diyor, cep telefonu diyelim. Onunla herkes birbiriyle konuşabilse, hatta görüntülü konuşabilse, işte internete bağlanabilse falan filan. Bu hayali kuruyor ve bu hayal onun için ihtiyaç oluyor. O ihtiyaç uğrunda kendisi de çalışıyor. Cenab-ı Hak da lütfediyor. Cenab-ı Hak da onun bilgisini lütfediyor. Ve o insan onu veya o insanlar onu en nihayet başarıyorlar. Bugün biz de kullanıyoruz bunları. Şu an benim karşımda da bunlardan bir tanesi var. Ama neyle oldu bu? Bak hayalle oldu. Yoktu varlıkta cep telefonu. Cep telefonunun olabileceğine dair işaretler peygamber kıssalarında yok mu? Var. İşte mesela evliyanın kerametlerinde yok mu? Var. Hani onların bu uzak mesafelerden aldığı haberler, söz gelimi Yakup Aleyhisselam'ın, Yusuf Aleyhisselam'ın kokusunu hissetmesi. Bir aralar küçükken bir kitap okumuştum, Kur'an mucizelerini şahit edebildiği teknolojik keşifler diye. Bunlardan yapılanlar da vardı, yapılamayanlar da vardı. Mesela bir tanesinde şey diyordu, koku nakli. Şu an yapılabiliyor mu? Hayır, yapılamıyor. Ama Yakup Aleyhisselam ile Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası bize öğretiyor ki, uzaktan koku da alınabiliyor. Yani daha o Mısır'da, o ta nerede? Herhalde Etiyopya taraflarında bir yerde. Daha aşağılarda yani. Arada bayağı mesafe var. Yakup Aleyhisselam'ın yaşadığı yerde Yusuf Aleyhisselam'ın Mısır'daki mesafesi uzak mesafeler. Öyle biliyorum yani. Tam emin olmasam da. Oradan onun kokusunu alabiliyorsa koku nakli de olabilir. Nasıl başka mucizeler, başka olabilecekleri haber veriyordu. Süleyman Aleyhisselam'ın rüzgarla yaptığı yolculuk bize uçakları öğretti, hayal ettirdi, hayal kurmasını öğretti. Onun gibi de her peygamber mucizesinin bize kurdurduğu bir hayal var. Öğrettiği bir hayal kurma şekli var. Bu şekiller içinde insanlığın da işte biraz üzerini süsleyerek hayal ettiği başka şeyler var. Ve en nihayetinde onlardan dolayı ulaştığı şeyler var. Bunlar hep neyle oldu? Bunlar hep insaniyetle oldu. Cenab-ı Hak insaniyete öyle şeyler koymuş ki sadece bu dünyayla açıklanamıyor onun içi. Yani bu dünya zaten ona da yetmiyor. İnsanın fıtratında Hazreti Adem Aleyhisselam'ın kıssasıyla bize anlatılan cennete ayak basmışlık var. Cennete bir aşinalığımız var ki bu dünya bize yetmiyor. Sıkılıyoruz, öf pöf ediyoruz, iki günümüz böyle şey geçse ya bu ne kadar monoton falan diyoruz, sığamıyoruz, uçmak istiyoruz, kaçmak istiyoruz. Geçenlerde gördüm internette işte ünlü zenginler
uzayda yolculuk yapmak için, işte uzaya artık ne kadarlığına, birkaç saatliğine, bir günlüğüne, birkaç günlüğüne ne kadar olacak bilmiyorum o yolculuk. Hani bilmem ne kadar dolar, milyar dolar gözden çıkarmışlar bir gidip gelmek için. Niye gidip geliyorlar? Dünyada rahat mı batıyor? Yok. İşte hayal, açlık, insanın şeyi o kadar geniş. Nasıl burayı istiyoruz? Elimize geçse Mars'a bir ayak basmak istiyoruz. Filmlerimize konu ediyoruz bunu. Elimize geçse bilmem neredeki galaksideki yıldıza bir gidip gelmek istiyoruz. Yani bir dokunmak istiyoruz. İçimizde var bunun açlığı. Bütün bunların öğrettiği şeyler, daha bu maddisinden manevisine bütün öğrettikleri insaniyet konusunun zenginliğini, insaniyet kapısının zenginliğini bize haber veriyor. Yeğenim yine kıyameti koparıyor arkadaşlar. Size de sesi geliyordur. O böyle bazen coştuğunda ses sakinleştirmesi zor oluyor. Kendisinin ismi Muhammed Salih. Bir dua edersiniz. Efendi bir çocuk olsun. Böyle devam etmesin. Efendim, ismi Hakk'ın cilvesidir de ne demekti? İşte Cenab-ı Hakk'ın varlığa hak ettiğini vermesinden insaniyetle ulaştığımız şey. Madem insanlığa böyle bir potansiyel verilmiş, hak ettiği de verilecek. Bak, potansiyel verilmiş, hak ettiği de verilecek. Çünkü hak ettiği verilmezse potansiyel hikmetsiz kalır. Hakkın iadesi hikmetin yerine gelmesi içindir. Adamı bir işte çalıştırdın ama o işin ücretini vermedin, hakkını vermedin. Ne oldu? Hikmetsizlik ettin. Çünkü o hikmet beraber tamam oluyordu. Yani hakkın verilmesi, bir hikmetin parçası olan şeylere haklarının verilmesi o hikmetin tamamlanması içindir. Bütününde hikmet görünür. O parçalar bir araya getirildiğinde evet hikmet tamam oldu denilir. Evet arkadaşlar, inşallah bir parça anlatabildim. Şimdi metnin kendisine geçiyoruz. Hiç mümkün müdür ki Cenab-ı Hak ve mabudu bil hak. Cenab-ı Hakk'ı zaten biliyoruz. Bir saygı ifadesi Cenab-ı Hak demek. Hakkın, hak cenapları gibi bir manası var diye biliyorum. Ama burada bakalım açılımı neymiş? Cenab-ı Hak hakkın ta kendisi olan şeref ve yücelik sahibi Allah demekmiş. Bak, hakkın ta kendisi olan şeref ve yücelik sahibi Allah. Cenab-ı Hak o demekmiş. Hakkın ta kendisi olan şeref ve yücelik sahibi Allah. Cenab-ı Hak dediğimiz zaman ne diyoruz? Bak ben şimdi daha da şey oldum. Hani bunu derken hakkın ta kendisi. Yani muhkem bir ifadeymiş ya, hoşuma gitti yani. Bilmiyordum, öğrendim elhamdülillah. Mabudu bil hak neymiş? Mabudu bil hak da hakkıyla ibadete layık olan Allah demekmiş. Hakkıyla ibadete layık olan Allah demek. Mabud zaten biliyoruz, ibadet edilen demek. Bil hak da hak eden, hakkıyla gibi bir manası varmış. Bunların Cenab-ı Hakk'ın iki ismi olarak, terkipli de olsa birer ismi olarak Üstad Hazretleri başta bize andı. Yalnız dikkat edin, bu Cenab-ı Hak ile Mabud-u Bilhak'ın bir irtibatı var. Cenab-ı Hak oysa Mabud-u Bilhak da odur. Bunu bize ne söylüyor? Bize bunu Fatiha suresi zaten söylüyor. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım dileriz. Biz bunu öyle Fatiha'nın hem başında mı söylüyoruz? Hayır. Önce bir girizgahında Cenab-ı Hakk'ı bir anıyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin diyoruz. Orada zaten Cenab-ı Hakk'ın bütün hamdların sahibi oluşu, alemler Rabbi oluşu, hesap gününün sahibi oluşu, Rahmanirrahim oluşu. Şimdi işte oradaki Cenab-ı Hak manasına, hakkın ta kendisi olma şeyine bazı esmalarla, bazı tasarruflarını anarak gitti. Şimdi Allah böyleyse başkası da yok yani artık ibadet edilecek ya da yardım dilenecek. Yani Fatiha'nın o ilk kısmı önce Cenab-ı Hakk'ı bir tarif ediyor bize. Allah dediğimiz Allah nasıl bir Allah, onu bir anlatıyor bize. Onun gereği olarak zaten devamında da ister istemez diyoruz ki ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım dileriz. Yani başkasına gitmez artık ibadet. Sen böyleysen artık başkasının ibadette hakkı yok. Ancak senden yardım dilenir. Başkası zaten sen izin vermeden yardım edemez. Onun yardımı da senin yardımındır aslında. Onun üzerinden etmişsindir. Yani Allah'ın büyüklüğünü kavrayınca zaten başka şeylere, onun altında
hiyerarşilere gerek kalmıyor. Zaten hikmetten de çıkıyor onlar, ıskat oluyor. Hal böyle olunca da hemen o devamında İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn, ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım dileriz sırrı kendisini gösteriyor. Güneş gibi doğuyor yani orada. İlk girizgah kısmından orta kısmında o hakikat güneş gibi doğuyor. Burada da o ilgi var. Bak, Cenab-ı Hak, Allahu Alem diyebiliriz ki Cenab-ı Hak kısmı o Fatiha'nın ilk kısmına, Maliki Yevmiddin'e kadar olan kısmını bize şöyle söylüyor. Hak o, hakkın ta kendisi o. Ona hak derse o hak. İslam hukuku tartışmaya açık bir hukuk mu? Değil. O anlamda yani. Cenab-ı Hakk'ın tayinatı kesinse, onda bir ne diyelim, içtihat farkına alan varsa o ayrı. Ama yoksa, nasılsın ne söylediği kesinse, bunun tartışılacak bir şey yok ki. Allah neye hak derse o hak. Devam edelim. Allah böyle olduğuna göre ibadet edilecek de hakkıyla ancak o. Çünkü başkasına daha niye ibadet edesin ki? İbadet etmenin manası ondan bir şeyler beklemek, onun sevgisini, rızasını kazanmak. İyi de zaten onların elinde bir şey yok, bir numara yok. Yani numarası olsa hadi diyeceksin ki ondan da bir güç şeyini falan alayım. Ama asıl yaratan Allah olduğuna göre, tevhid bize her şeyi yaratanın Allah olduğunu öğrettiğine göre, diğer şeyler ibadetin gayesi olmaktan düşüyor. Orada artık Cenab-ı Hak yalnız olarak, tevhidin gereği olarak ibadet edilecek tek şey oluyor diye belki bunu burası söylüyor diye bir tefekkür yürüttük. Şimdi bir girizgah yaptık. Hiç mümkün müdür ki Cenab-ı Hak ve mabudu bil hak insanı şu kainat içinde rububiyet-i mutlakasına, sonsuz mu rububiyetine, her şeyi kuşatan rububiyetine. Rububiyet neydi? Terbiye edicilik diye söylüyoruz böyle daha özet bir mana. Çünkü rububiyet kök olarak da terbiye ile ilgili. Ama geniş manası burada nasıl verilmiş? Söz basımın sözlüğünde, sayfa altı sözlüğünde. Rububiyet-i mutlaka, rububiyet-i amme, ikisi de aynı manaya geliyormuş, beraber vermişler. Allah'ın her bir varlığa yaratılış gayelerine ulaşmaları için muhtaç olduğu şeyleri vermesi. Onları terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulundurması. Rububiyet bize ne anlatıyor peki? Neyi anlamamızı sağlıyor peki? Biz, bunu geçmiş derslerimizde de konuştuğumuzu hatırlıyorum. Cenab-ı Hakk'ın uluhiyetini kendi sınırlılığımızda rububiyetinden görüyoruz. Ne demek bu? Mesela haşa bizim haddimiz değil ki Cenab-ı Hakk'ın alemi işte o Big Bang mi başka bir şeyle mi oldu artık o kısmını da bilemiyoruz. İşte bugün bilim bize bir yere kadar söylüyor. İşte yarattığı, o nasıl yarattıysa şanı rububiyeti nasıl gerektiriyorsa öyle yarattı. O yaratışı biz görmedik şimdi en başına gidip. Yokluk var, Allah var, bir de biz varız, haşa böyle bir durum yok. Oranın gözlemcisi değiliz. Biz sürecin içinde var olduk, sürecin bir parçası olarak var olduk. Görme, duyma, inceleme, sezme, kavrama yeteneklerimiz sınırlı olarak var olduk. Dolayısıyla biz Cenab-ı Hakk'ın uluhiyetinin bütün kainatta görünen o yüceliğinin idrakine ulaşamıyoruz. Buna el vermiyor bizim kapasitemiz. Kim ulaşmış içimizden? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buna ulaşmış elbette. Miraç zaten bunu ifade ediyor. Onun bu kapasitesini, onun yansımasıyla, ortaya çıkmasıyla, sahada görünmesiyle ispat ediyor Miraç. Ki zaten Efendimiz de insanlığın zirvesi, hatta meleklerden yüce, son peygamber ve insanlığın da varlığın da hakikati üzerine yaratıldığı şey olarak evet zaten buna layıktı, böyle olmalıydı. Bunu da mantığımız kavruyor. Diğer peygamberler de mesela derecelerine göre bu sıra mazhardır. Ama bize gelelim. Ya biz yani biz neyiz ki ya? Neyiz ki yani? Şu bir namaz kılıyoruz. Aklımızdan 40 tane şey geçiyor. Bir dua ediyoruz. Duanın içinde kafamızda ne hayaller dönüyor? Yaptığımız ibadetin şeyi belli, çapımız belli, boyumuz belli. İhlasımız inşallah vardır. Umut ediyoruz, diliyoruz Allah'tan. Biz de onu yaratmasını, yine onun lütfu olarak. Yani hava civayız arkadaş, bunu kabul etmek lazım. Şimdi
O kartalların semasına bakınca alttaki sinek biraz kendini bilse iyi olur yani. Ona yakışır, iyi de gelir. Şimdi bakıyoruz onlar nerede, biz nerede. Şimdi ama Cenab-ı Hakk'ın lütfu keremi işte bize de kendi marifetini eriştiriyor. Neyle? Rububiyetiyle. Biz de o gözlemimiz içinde istifade edersek, bakarsak, ararsak, kurcalarsak, kollarsak, çağırırsak rububiyetin tecellilerini görüyoruz. Başta kendi hayatımızda, enfüsi dairemizde, ondan sonra kainatta işte o bilimlerin bize anlattığı nizamla, adaletle, ölçüyle, kanunlarla, yasalarla kavruyoruz ki Cenab-ı Hak bunları terbiye ediyor. Büyük dairede uluhiyet, küçük dairelerde rububiyetle bize gözüküyor. Biz bu kadarını kavrayabiliyoruz. İşte rububiyet mutlakası her şeyi, her bir şeyi kuşatan terbiye ediciliği, yani yaratmış da kendini haline bırakmış, haşa böyle bir şey yok. Bu batılın uydurması. Aristo'dan beri söylene gelen bir şeymiş bu. İşte Cenab-ı Hak kainatı saat gibi kurdu, kendi haline bıraktı. Ya saat dediğin şey, benzerliğin mantıksızlığını size anlatmak için bunu veriyorum arkadaşlar örnek olarak. Her anı bir öncekinin aynısı olandır. Saatin anları arasında farklılık var mı? Gösterdiği işte bir aralık var. O kol aslında, o aralık da çizilen resimden dolayı. Yoksa yaptığı hareket hep aynı. İyi de tamam, bir makine mesela, bir matbaa makinesi de ver malzemesini çalıştır. Hep aynı şeyi basar. Hep aynı şekilde basar. Kalıbını verirsin. Ne yüklediysen onu basar. İyi de kainatın hangi anı diğerini tutuyor? O anların içinde hangi şey birbirini tutuyor? Ben şimdi size derse başlarken bir Ahmet'tim. Dersin ortasında şu an mesela başka bir Ahmet'im. Yeğenimin ağlamasını duydum az önce. Bak, duygu durumum değişti. Başka bir Ahmet oldum. Kafam karıştı. Başka bir Ahmet oldum. Dünyada günler içinde neler yaşıyoruz? Her anımız başka bir şey oluyor. Bazen oluyor. Mesela resmimize bakıyoruz. Ya bu ben miymişim diyoruz. Hani bazen gençlik resmimizi biz paylaşıyoruz. Dostlarımız tanımıyorlar. Ya hangisi sensin diye soruyorlar bize mesela. O Çin atasözü var ya. Yok, Çin atasözü değildi bu. Bir filozofun sözüydü galiba. İnsan aynı nehirde iki kez yıkanmaz diye. İnsan aynı andan iki kere geçmez. Hiçbir şey aynı andan iki kere geçmiyor. Sürekli bir değişim, dönüşüm, başkalaşım, kurgudaki, ölçülerdeki, dengedeki değişim sürüyor ve bunun içinden geçiyoruz biz. Bu süreci de Cenab-ı Hakk'ın rububiyeti olarak yaşıyoruz. Yoksa bu tiktak değil. O an, her an bu aracın tabiri caizse direksiyonunda birisi olmaz da bu araç bir yere vurur. Her an olması lazım. İnsan başıboş bırakılacağını mı sanır buyuruyor Kur'an'da bir ayet mealiyle. Bırakılamazsın, o kadar sanatlısın ki sen uçar gidersin. Mahvolur gidersin, kaosa gidersin. Yani sendeki dizam, intizam, o içindeki düzen ancak her şeyi bilen, her şeyi yönetebilen bir Allah'ın idaresi altında mümkün. Öyle olmasa görürsünüz mesela nizamlı bir şirket, bir kurum, bir kuruluş, dersiniz ki bunun başında demek ki böyle çok iyi idareci var. Demezsiniz yoksa, ya bunu böyle bırakmışlar, kendi kendine şirket olmuş. Buraya iki tane kargo kolisi bırakmışlar, koskoca kargo firması kurulmuş. Böyle şeyler söylemezsiniz. Zamanla evrim geçirdi, kargo kutuları ileride kargo binası oldu falan demezsiniz. Yani böyle şeyleri günlük hayatta zaten kurmazsınız. Kur'an'da uzun kollu gömleği giydirip bakır kıya alıyorlar. Allah kimseyi düşürmesin. Bunu günlük hayatta bunu kavruyoruz. İşte Cenab-ı Hakk'ın rububiyetini anlamak da biraz buraya bakıyor. Anlar birbirinin aynı değil ki bunları tesadüfe verelim veya bir tek düze tekrara verelim. Her an değişen, gözetilmesi gereken dengeler var bizde. İnsanın içinden işte düşün, tırnağından saçına kadar nelerin intizamla devam etmesi gerekiyor. Ya kanser denilen vaka, bir tane hücre genetiğinde bozulma meydana geliyor. Amitoz bölünmeye başlıyor. Yani anormal bir şekilde bölünmeye başlıyor. Mitoz bölünme, normal hücre bölünmesi. Amitoz bölünme, yani korkunç bir şekilde hem hızlı hem de düzensiz bir şekilde o hücre bölünmeye başlıyor.
arızalı bir doku oluşuyor. O doku gelişiyor. Bazen tek bir noktada, bazen diğer noktalara da seperek, kendinden örnekleri oralara da atarak, parçaları kendinden oralara da atarak o bölgelerde de çoğalıyor, bütün vücudu sarıyor ve insanı ölüme götürüyor. Şimdi düşünün, bir hücre kontrolden çıksa böyle oluyor. Yahu daha neler neler var. Bizde her an kullanan. Yani şuradan bir arabayı saldık, araba Sivas'a kadar hiçbir yere çarpmadan gitti desem, ben lan gerizekalı mısın dersiniz. Yani böyle şey olur mu? Neyin kafasındasın? Hangi torbacıdan mal alıyorsun falan diye takılanlar olur bana. Ama bak, evrim bize ne diyor? Varlığın başında bir saldılar böyle. Oo diyor, şimdi diyor insan oldu. Lan o nereye? O nereye? O nereye ya? Olur mu böyle bir şey? Hani mantıkla düşününce insan, ya nasıl olur diyorsun? Ya bu nasıl böyle gider buraya kadar? Hiçbir yere çarpmadan. Levent Kırca'nın bir sarhoş tiplemesi vardı. Adam onun işte hasmı olan bir polis vardı. Ondan bıktığı için Van'a tayinini istiyordu. Bir bakıyor, Levent Kırca'nın arabasının sürüşüne benzer bir araba geliyor. Lan diyor, ben diyor Van'a diyor tayin edildim, kurtulduğumu sanıyordum, bu ne? Durduruyor. Sen diyor buraya nasıl geldin falan filan. Levent Kırca orada diyor sarhoş şeyiyle, repliğiyle. Ben diyor Beyazıt tarafına vurmuştum diyor, uyuyakalmışım diyor, uyandığımda buradaydım. Buna inanılır mı? Mümkün değil. Ancak bir espri olarak o orada söylüyor bunu. Ama işte evrim veya işte tesadüflere hamledenler, yaratılışı, varlığı bize bunu söylüyorlar. Akışına bıraktım gitti. Ama bir sürü şey vardı o yolda. Bir sürü engelim vardı, dönmen gereken yer vardı, karşında dağ vardı, duvar vardı, şarampol vardı. Nasıl yırttın mübarek hepsinden? Birisine ikine inanalım, ikisine inanalım ama orada 1000 tane var belki. 1000 tanenin 1000'le çarp, kaza ihtimali var. Hepsinden de mi yırttın mübarek dersiniz yani. Evet, rububiyet buradan bize kendisini gösteriyor. Cenab-ı Hakk'ın varlığı, bir yaratış amacı var. Bir de ona süreç içinde ulaştırması var ona. İhtiyaçlarını karşılayarak, güç vererek, kuvvet vererek, ilham vererek. Mesela Leyla'ya göç etme kabiliyeti vermiş, gücü vermiş, ilham da veriyor. Nasıl gideceğini biliyor Leyla. Hangi güzergahtan gideceğini biliyor, hangi gün gideceğini biliyor. Bu sene kış sert geçecek diyorlar. Niye? Çünkü leylekler 10 gün evvel göçe başlamışlar. Bak, ne yaptı leylek yani, aylar önceden ooo soğuklar mı geliyor falan mı dedi böyle, tüyleri mi ürperdi yani, ondan mı fark etti? Yok, ilham yahu, ilham. Bunun başka açıklaması yok. Cemal Saydam Hoca Havadan Tozdan kitabında mesela bu noktaya çok şey yapar, dokunur. Kendisi çok ideal anlamda diyelim, inançlı biri olmasa da, ya diyorum, sivrisineğin aklı bizden fazla diyor. Mesela bereketli yağmurların ne zaman geleceğini biliyor, o zaman yumurtluyor. Veya larvası o zaman çıkıyor yumurtadan. Aynısını balıklar için de söylüyor. Balıklar da diyor fark ediyor. O bereketli yağmurların algleri oluşturan, deniz yosunlarını oluşturan bir yağmur türü var. Çölden getirilen tozlarla oluşan bir şey. Demir oksalatlı bir yağmurmuş o. Diyor onun diyor ne zaman geleceğini biliyor diyor. Biz bilmiyoruz, o biliyor diyor. Hani şimdi o da şeyi tartışmaya açıyor. Yani evrimde biz kendimize öncelik veriyoruz, en son biziz falan diyoruz ama o diyor daha iyi biliyor. Şimdi bunu nasıl açıklarsın? Belki de diyor o sonra kendisine gerekli olan, hayatının devamı için gerekli olanı bizden iyi bildiğine göre belki o bizden sonra diyor, biz ondan önceyiz. Gibi gibi bir tartışma konusunu Havadan Tozdan kitabında açıyor Cemal Saydam. Oraya da bir gönderme yapalım. Evet. Cenab-ı Hak ve mabudu bilhak insanı şu kainat içinde rububiyet mutlakasına ve umum alemlere, rububiyet-i ammesine karşı, bunlar dedik birbirisiyle yakın anlamlı alem ama aslında bir nüans vardır da burada ikisi bir anlamda verilmiş. Biz de öyle düşünelim. Mutlak rububiyet. Hiçbir şey haricinde bırakmayan rububiyet, rububiyet-i amme, her şeyi kuşatan rububiyet, gene aynı şey. Umum alemlere rububiyet-i ammesine karşı en ehemmiyetli bir abd, en ehemmiyetli, önemli bir abd ve hitabat-ı sübhaniyesine, yani kusursuz hitabına, en mütefekkir, tefekkür edici, düşünücü bir muhatap ve mazhariyet-i esmasına, isimlerine mazhar olma, ayna olma,
üzerinde gösterme en cami bir ayine ve onun ismi azamın tecellisine ve her isimde bulunan ismi azamlık mertebesinin tecellisine mazhar bir ahsen-i takvimde. Ayet-i kerimede geçen bir ifade, ahsen-i takvim ifadesi en güzel kıvamda insanın yaratılışını ifade ediyor. Bakınız Cenab-ı Hak insanı nasıl yaratmış? Burada bir sürü yönümüz anlatıldı. Biz Cenab-ı Hakk'ın en ehemmiyetli bir abdiymişiz. Onun hak ettiği kulluğu yapmada bir şeyimiz varmış, önemimiz varmış, yerimiz varmış. Onun hitabat-ı sübhaniyesine yani kusurlarından münezzeh vahyine, hitabına, muhatap olmada, bak tefekkürümüzle, düşünüşümüzle, zekamızla, anlama kapasitemizle bir muhatap ve mazhariyet-i esmasına, bak onun vahyine, tefekkürümüzle bir muhataplığımız var. Orada da bir önemimiz var. Devam ediyoruz. Bir de mazhariyet-i esmasına, Cenab-ı Hakk'ın Esma-ül Hüsna'sı var. Bunları kainatta tecelli ettiriyor. Annelerin merhameti mesela Rahman isminin tecellisi. İşte atıyorum bir baharda oluşan o bolluk, bereket, Kerim isminin tecellisi. Her şeydeki ölçü, Adil isminin tecellisi. Her şeydeki hikmet, amaç, gaye, hedef gözetiş, maslahat gözetiş, Hakim isminin tecellisi gibi gibi Cenab-ı Hakk'ın Esma-ül Hüsna'sının her birisinin kainatta tecellisi var. Onlara kapsamlı bir aynaymışız biz. En cami bir ayna ve onu ismi azamın tecellisine ve her isimde bulunan ismi azamlık mertebesinin tecellisine mazhar bir ahsen-i takvimde. Bak bak bak. Sadece Esma-ül Hüsna aynalı da değil. O isimlerin de azamlık mertebesi yine insandaymış. Onları kavramak açısından da düşünebiliriz. Onlara mazhar olmak, üzerinde göstermek açısından da düşünebiliriz. Biz varlığın içinde dile gelen bir canlıyız. Bu bizde kelam isminin tecelli ettiğini hem de diğerlerinden çok aşkın bir şekilde tecelli ettiğini gösterir. Düşünün, şimdi kuşlar da konuşuyor. Onların da arasında bir iletişim var. Arılar, böcekler, değil mi? O arıların bir dansı var böyle. O dansın işte bilmem şu açısı mesafeyi gösterilmiş, bu açısı bilmem yönünü gösterilmiş. O danslarının, yani arı danslarının şeyleri var yani, bunları uzun uzun şimdi aklımda kalmamış ama internetten rahat bulursunuz. Anlamı var, onunla konuşuyor arı kovanına geldiğinde. Diyelim gitti güzel bir yerde çiçek buldu, o burada nevale bol. Onu haber vermeye geliyor kovanına, bir dans yapıyor böyle 8 şeklinde ama 8'in uçları değişik. Tam eşit miktarda değil galiba. Oradaki şekle, açıya göre diğer arılar diyor ki ha, demek çiçekler şu taraftaymış, şöyle gitmek lazımmış, şu kadar ilerideymiş falan anlıyorlar. Bu da bir konuşmak. Cansızların bile birbirleriyle iletişimi var. Ya diyeceksiniz ki ya nasıl olur, akıl yok, iletişim nasıl olur? Ya oluyor, birbirlerine varlıklarını haber veriyorlar. Bununla ilgili şeyleri internette okuyoruz, aklımız başımızdan gidiyor bilim adamlarının bahsettiği şeyleri. Ağaç köklerinin işte yine bitki, neydi o kitabın ismi ya? Bitki Zekası. İtalyan bir profesörün Bitki Zekası diye bir kitabını okumuştum. Ya ağaç kökleri birbirlerine ses çıkararak haber veriyorlar diyor. Birbirlerini tanıyorlar. Mesela aynı ağaçtan alınmış iki tohumu birbirine ekin, aynı bölgeye ekin. Kökler diyor yarışmıyor topraktan yer kapmak için. Ama diyor farklı ağaçlardan veya farklı türlerden tohumları getirin, aynı toprağa ekin yakın yerlere. Kökler yarışıyor diyor, önce ben kapayım toprağı diye. Bak akrabasını tanıyor, onunla yarışmıyor. Ama düşman demeyelim de kendisinden değil, onunla yarışıyor. Kim daha çok toprak kapacak diye. Köklerde yarış oluyormuş. Yani diyor bir tür diyor, iletişimleri var, anlıyor diyor yandakinin kendisinden olduğunu. Kök sesi diye bir ses varmış, böyle çıt çıtlı, çok böyle ince cihazlarla dinlendiğinde anlaşılıyormuş. Bilim adamı söylüyor bunu. Bitki Zekası kitabın ismi de. Yazarı da İtalyan yani. Müslümanın birisi söyledi mi buna kimse inanmak istemiyor da, İtalyan bir Hristiyan veya Hristiyan da değil. Orasını bilmiyorum yani. Adam söylüyor böyle bir şey var diyor. Hatta savunuyor bitkilerin zekası diyor.
gösteriyor ki evrimde daha alt bir katman değiller. Hatta oradan, o da oradan evrime çıkışıyor. Diyor ki, evrim bize diyor ki bitki hücresinden hayvan hücresi oluştu. Hayvan sonra bitki öncedir. Ama diyor bitkinin diyor hayvana dönüşmesi için tek hücreliyken geriye gitmesi lazım diyor. Çünkü aynı özellikler var ama bitki hücresi fazladan fotosentez de yapabiliyor diyor. Bu özelliğini yok edip hayvan hücresi olabilir ancak diyor. Adam aklı mı haklı. Niye diyor bitkiler diyor geride kalmış olsun ki? Hayvanların diyor bir yerini yaralayın, eğer iyi bir tedavi görmezse büyük ihtimal ölür diyor derin yaradan. Ama diyor bitkinin %70'ini koparın, yiyin, o %30'dan tekrar diyor büyür. O mu geri, bu mu geri? Hangisi daha hayatta kalma kapasitesine sahip? Güzel sorular bunlar, yani düşünmek lazım. Oradan işte insana tekrar dönelim, insaniyetimize. Ya biz başka bir şeyiz. Üstad Hazretleri 29. Lema'da onun tercümesinde, Arapçasını tabii ben bilmiyorum ama tercümesini okumuştum yine söz basımdan. Orada şöyle bir cümlesi var. Kainattaki sanatı kitap şekline girdi. İnsandaki sanatı hitap çiçekleri açtı. Bak ne güzel bir cümle. Kainattaki sanatı kitap şekline girdi. O sanatın şiddetinden kainat bir kitap oldu. Okunacak, anlaşılacak bir kitap. İnsandaki sanatı da diyor hitap çiçekleri açtı. İnsandaki sanatının zirvesi de bizi dile getirdi. Anlatırlar Michelangelo Musa heykelini yaptığı zaman, yani o kadar iyi yapmış ki insanı çok benzetmiş. Damarlara falan kadar görürsünüz resimlerini, çok ince işçilik. Elindeki keskiyi atmış, konuş ey Musa demiş böyle. Hani artık o kadar yaptın, insan oldun sen neredeyse. Haşa, senin yaptığın taş ne, insan ne, ama adam orada şeye atıf yapıyor. Hani benim sanatım bu noktaya geldi artık. Birebir insan gibi oldu bu. Bir konuşması eksik gibisinden diyor onu Michelangelo. Nice kaplumbağa olan değil yalnız. Gerçek sanat olan, sanatkar olan, heykeltıraş olan. Rönesans'ta galiba yaşamış olan. Bakınız ama insan hakikaten dile gelmiş. O sanattan dile gelmişiz. Elhamdülillah. Demek ki ismi azamlık da bizde. Bak böyle de bir farklılığımız var. İsmi azamlık mertebesinin tecellisine mazhar bir ahseni takvimde en güzel bir mucize-i kudret, kudret mucizesi ve hazain rahmetinin, rahmet hazinelerinin müştemilatını, içeriğini, içerdiklerini tartmak, tanımak için en ziyade mizan ve aletlere malik, sahip bir müdakkik, ince gören, ince düşünen, ince tartan ve nihayetsiz nimetlerine en ziyade muhtaç ve fenadan en ziyade müteellim. Bak burada da şeye geliyoruz. Diğer tarafta kapasitesini söylüyordu şuraya kadar. Ama bu tarafta da hem kapasitesi yüksek hem de aksi olursa eğer. Yani kapasitesinin hakkı verilmezse ne olurmuş? Bak mucize-i kudret ve hazain-i rahmetinin müştemilatını, içeriğini tartmak, tanımak için en ziyade mizan ve aletlere malik bir müdakkik. İnsanoğlu hakikaten Cenab-ı Hakk'ın her yöndeki sanatını, elbette Cenab-ı Hakk'ın bize alan açtığı kadar, gaybımız da var bizim, yani bilmediğimiz alanlar da var. Söz söyleyemediğimiz çok alan var ama açtığı alanda neler neler, mesela fizik, kimya, biyoloji, bunların alt dalları, edebiyat, bunun alt dalları, sosyal bilimler, onların alt dalları, enfüsi bilimler, tasavvuf, dini ilimlere gelelim, fıkıh, hadis, bunların alt dalları, bunların her birisi aslında bütün ilimler, Cenab-ı Hakk'ı bize tanıtan bir usuldür, yoldur, yöntemdir. Bir ismin gölgesidir, bir veya birkaç ismin, pek çok ismin belki. Orada tecellisi vardır. Cenab-ı Hakk'ın Şafi ismini biz tıptan anlıyoruz. Ha tıp bize başka şeyleri de söylüyor. Kimya anlamında, biyoloji anlamında farklı isimlere de işaretleri var ama orada şunu anlıyoruz. Varlığın devam ettirilmesi için bir devam ettirici Şafi'ye ihtiyaç var. Şafi tecellisiyle varlığı onarmazsa, kurtarmazsa, devam ettirmezse, nasıl ki insanoğlunun hayatı doktor olmadan devam etmiyor, Şafi ismi şerifi olmasa da kainattaki sıhhat devam etmez. Bu tefekkürü oradan erişebiliyoruz.
Daha bunun gibi çok ince mizanlar Cenab-ı Hak insana vermiş, müdakkik olarak yaratmış insana, bu konularda ince düşünen, dakik davranan bir canlı olarak. Ha ama bunlar var, tamam, ama sonra ne? Bedeline geliyoruz. Nihayetsiz nimetlerine en ziyade muhtaç. Tartmayı biliyor, tanıtmayı biliyor, o zaman açlığı da var. Çünkü açlık da oluyor bu. Ve fenadan en ziyade müteellim. Yani hiçlikten, fanilikten en çok acıyı da o çekiyor. Ve bekaya en ziyade müştak. Sonsuzluğu da en çok o istiyor. Müştak, aşık yani, istiyor. Ve hayvanat içinde en nazik ve en nazdar ve en fakir ve en muhtaç. Şimdi diyebilirsiniz ki ya bunlar insan mı? Hiç insan daha üstün, daha güçlü falan. Niye Üstad Hazretleri bu kadar insanı zayıf göstermiş? Aslında etkileyebildiğimiz kadar etkileniyoruz arkadaşlar. Bu bir güç değil. İnsandaki o kainata söz dinletme bir ölçüde yeteneği, bedeli de var. Yaptığımızın maliyeti de var bizde. Atom bombasını yapıyoruz, çok güzel. Ama korkusundan da geceleri uyuyamıyoruz. Aman savaş çıkacak, Rusya Amerika'ya atacak, Amerika Çin'e atacak, bilmem şu bu. Onlar bize atmasa bile, hasbelkader bize düşmese bile bir bomba. Ama o havadaki radyoaktif maddelerin gezmesiyle, rüzgarla şunla bunla bütün dünya zarar görecek. Bir film vardı onunla ilgili, Kurt Russell'ın filmiydi galiba. Bir tek Avustralya'da insanlar kalmıştı. Onlar da bekliyorlardı, yani serpinti gelince hepimiz öleceğiz diye. O bekledikleri son bir haftayı anlatıyordu filmde. Bir hafta mıydı, bir gün müydü? Bir haftaydı galiba. O son bir haftada neler yapıyorlar ahali ölümü beklerken, onu anlatıyordu film. Bak yapıyorsun ama bedeli var. Gidiyorsun, araştırıyorsun, şurada ne oluyor, burada ne oluyor. Bedeli var, o bilmenin bir bedeli var. Bilgi bedelli bir şey. Çünkü duygulanıyorsun. Açtım haberleri, izledim alemi İslam'da neler olmuş, neler bitmiş. Bu bilginin bir bedeli var, acı çekiyorsun. Yani her üstünlük dediğimiz şeyin alternatif maliyet olarak, muhasebede buna böyle diyorlar, bir bedeli var, bize ödettiği bir şey var. İşte o açıdan söylüyor Üstad Hazretleri. Nihayetsiz nimetlerine en ziyade muhtaç. Tartmasının hepsini biliyorsun ama bunun bedeli açlığı. Çünkü tartman için muhtaç olman lazım. Ve fenadan en ziyade müteellim. Gitmeyi de istemiyor, bu kadar lezzetle tanıştı. Hiçlikten korkuyor. Yokluktan korkuyor, gitmekten korkuyor. Bekaya en ziyade müştak, sonsuzluğu en çok istiyor. Hayvanat içinde en nazik ve en nazdar ve en fakir ve en muhtaç. Bu fakir kısmını başka bir derste konuşmuştuk, yine hatırlayalım. Şimdi taş mı üstün, ağaç mı üstün, insan mı üstün? Biz deriz ki insan üstün. Peki şu açıdan yaklaşalım, taş mı daha fakir? Ağaç mı daha fakir, insan mı daha fakir? Taşın bir fakirliği yok. Fakirlik ne demek? İhtiyaç sahibi olmak. Taşın neye ihtiyacı var? Koyduğun yerde duruyor. Gitsen gelsen 1000 yıl daha orada olur. Eğer bir şey olmazsa, yani taş darbe marbe almazsa, şu bu olmazsa, taş büyük ihtimal o 1000 sene de orada dayanır. Ama ağaç, onun bir sınırı var. O 1000 seneyi bulamıyor. Ama fakat onun da rızkı için gezmesi, dolaşması gerekmiyor. Bir kollarını açıyor böyle. Güneş zaten Cenab-ı Hak onun mutfağını, tavanını asmış. Alttan da çekiyor suyu, mineralleri. Rızkını oradan elde ediyor. İnsan gibi dolaşmaya, avlanmaya, rızkını kazanmak için her sabah kalkıp işe gitmeye muhtaç mı? Değil. Ve insanın hayal gücü diye bir şey var. Onunla daha da çok şeyden haberi olmuş. Her duyduğuna da ihtiyacı var sanki. Ya şöyle bir araba çıkmış, olsa da binsek. İhtiyaç oldu. Veya işte şöyle bir tatlı var, Hatay'da yapıyorlar, Urfa'da yapıyorlar, o tatlıdan olsa da yesek. İhtiyaç oldu. Ağaç böyle hayaller kuruyor mu? Kurmuyor ama insan kuruyor. Ne oldu? Bak zincir değişti. İnsan en fakir oldu. Üstünlüğünün bedeli fakirlik oldu. Ağaç ondan bir derece düşük oldu fakirlikçe. Üstünlüğü de bir derece düşük oldu. Ağaç, taş, ağaçtan taşa, taş fakirliği en az ama derecesi de en aşağı. Demek ki Cenab-ı Hak'a karşı fakirliğimiz, muhtaçlığımız bizi zengin ediyor. Asıl üstün kılan dediğimiz şey bizim muhtaçlığımız seviyesinde bizde artıyor diyebiliriz.
Evet, işte fakir de buradan açılsın bize. En nazik ve en nazdar ve en fakir ve en muhtaç ve hayatı dünyeviyece, dünya hayatınca en müteellim. Yani bu dünya için yaratıldığını düşünürsek insan en çok acı çekeni varlığı. Ya nasıl olur falan. Çünkü derdin çok. Kuşun olmayan, atın olmayan, itin olmayan, ağacın taşın olmayan dertleri sende var. Ya bizim çocuğa bir bisiklet alsak. Hangi ağacın, itin, otun böyle bir derdi var arkadaşlar? Yok. Ama senin var. Ya işte falanca komşun bugün suratını astı bana acaba niye? Hangi ağacın böyle bir derdi var? Hangi itin, otun böyle bir derdi var? Ama bizim var. Bunlar hep şey işte. Dünyevice müteellimiz aslında. Biz kendimizi böyle şey görüyoruz. Küçük dağları haşa ben yarattım falan gibi böyle bir edada, kibirde geziyoruz. Ona boyun eğdirdim, buna şöyle yaptım falan ama bizde ne işler dönüyor? Onunla tam yüzleşmiyoruz. Diktiğin ağaç benim ağacım diyorsun, ben ektim falan filan. Diktiğin ağaç 300 sene, 500 sene yaşıyorsa senin yaşadığın 60 yıl. Hadi arttırabiliyorsan onu arttır. Onu arttır. Madem bu kadar güçlüsün. Yok, yapabildiğin taş çatlasın 100 sene. O da Allah yazmışsa öyle. Yazmamışsa o kadar gitmiyorsun zaten. Ve istidatçı en ulvi ve en yüksek surette bitirelim. Süremiz azalmış. Hayatı dünyece en müteellim ve en bedbaht. Dünya hayatı açısından evet öyle. Bedbaht gerçekten yani. Ulaşamaz hayallerinin tamamına asla. Ağaca ağaç olmak yeter, ite it olmak yeter, ota ot olmak yeter ama insana yetmez. Ve istidatça yani ruhundaki o potansiyelce, özelliklerce en ulvi ve en yüksek surette, mahiyette yaratsın da onu müstahit olduğu, uygun olduğu, müstahit ne demek acaba? Dur bakalım. İstidatlı olduğu demek herhalde. Müstahit. İstidat ve kabiliyet sahibi. Yani o potansiyelin ifade ettiği, istidatlı olduğu, müsait olduğu da biraz yaklaşıyor ama tam o değil. O onu müstahit olduğu ve müştak olduğu ve layık olduğu bir dar-ı ebediye göndermeyip, hakikati insaniyi iptal ederek kendi hakkaniyetine taban tabana zıt ve hakikat nazarında çirkin bir haksızlık etsin. Haşa, Allah'ımız bundan münezzehtir. İşte bu ilk paragraf bize bunu anlatıyor. İnsan böyle böyle şöyle şöyle olsun da kabiliyetçi yüksekliği bir de tersi olarak hakkı verilmediğinde şöyle 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 dibe vurusun da Cenab-ı Hak da hem öyle orada hakkı veren burada rahmetli olsun da ona rağmen insana bir ebediyet vermesin. Orada layık olduğu şeyleri bahşetmesin. Cennet istiyor ya, cennet gibi şartlarda yaşamak istiyor. Orada cennet verip onu istidadının karşılığıyla muhatap etmesin diyor. Bunu diyor Cenab-ı Hak yapmaz. Neden? Kendi hakkaniyetine taban tabana zıt ve hakikat nazarında çirkin bir haksızlık olur bu. İşte hep veriyorum ya örneği. Bir yanda traktör, bir yanda Ferrari. Ya yapıyorsun Ferrari, ince ince her bir tarafını işte uygun yolda 300'ü 400'ü basacak şekilde falan böyle bir donatıyorsun. Her bir tarafını ayrı şey yapıyorsun. Ama sonra onu alıp köy yoluna, patikaya götürüyorsun. Arabanın her tarafından ayrı sesler geliyor. Yani taşlar, mıcırlar, şunlar, bunlar, ağaç dalları, hepsi sürtüyor, çarpıyor. Yol dar, araba geniş olmuyor falan filan. Traktörün gideceği yolda Ferrari inim inim inliyor. O arabayı yaptıysan, o arabayı yapan adam ona göre yol da yapar, onu o pistte mutlu eder. Yapmazsa hikmeti boşa çıkar. Hakkını vermemiş olur. O Ferrari'nin bir hakkı vardı, bir yol hakkı vardı. Bir yapabileceklerinden dolayı potansiyelinin kinetiğe dönüşme, harekete geçme hakkı vardı. O hakkın karşılığı verilmemiş olur potansiyele karşı. Buradan da hani böyle bir çıkarım yapabiliriz. İnsanoğlu Cenab-ı Hak öyle bir yaratmış ki üzerimizdeki sanat cennette ebedi ona ibadet edecek. Cennette ebedi kullu olacak şekilde yaratmış bizi. Ama dünya şartlarına koymuş. Burada sınıyor. Bize ne kadar az geliyor, ne kadar dar geliyor, ne kadar kendimizi gerçekleştiremediğimizi böyle diyorlar ya şimdi kişisel gelişimciler, NLP'ciler falan kendimizi gerçekleştirmek diye. Hani evet
hakikaten o hakikatimizi ortaya koymakta ne kadar eksik kaldığımızı görüyoruz bu dünyada. Yapacaklarımızın onda birini yapamıyoruz. Yazacaklarımızın onda birini yazamıyoruz. Okuyacaklarımızın onda birini okuyamıyoruz. Ya şunu da izlesem diyorsun mesela. Yetmiyor ömrün. Yetişemiyorsun. En son sınırlıyorsun kendini. Ya şunu yapayım da şunu bırakayım. Ya bir ihtisas alanı seçiyorsun. Sadece ona yoğunlaşıyorsun gibi. Ama elbette bu potansiyeli yaratmışsa Allah onun karşılığı olan yeri de verecektir diyor. Onun hak isminden her hakka hak sahibine hakkını vermesi üzerinden bir tefekkürü Bediüzzaman Hazretleri burada bize öğretiyor. 11. hakikat buydu. Biz de ilk paragrafını okumuş olduk. Üzerine bir miktar konuşmuş olduk. Arkadaşlar son bir kez daha okuyayım. O ilk paragraf sadece. Okuyayım. Aklımıza tekrar bir çakılsın. Ondan sonra da Fatiha verip bitirelim. 11. hakikat. Babı insaniyettir. İsmi Hakk'ın cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki Cenab-ı Hak ve mabudu bil hak insanı şu kainat içinde rububiyeti mutlakasına ve umum alemlere rububiyeti ammesine karşı en ehemmiyetli bir abd ve hitabat-ı sübhaniyesine en mütefekkir muhatap ve mazhariyeti esmasına en cami bir ayine ve onu ismi azamın tecellisine ve her isimde bulunan ismi azamlık mertebesinin tecellisine mazhar bir ahzeni takvimde en güzel bir mucize-i kudret ve hazain-i rahmetinin müştemilatını tartmak, tanıtmak için en ziyade mizan ve aletlere malik bir müdakkik ve nihayetsiz nimetlerine en ziyade muhtaç ve fenadan en ziyade mütellim ve bekaya en ziyade müştak ve hayvanat içinde en nazik ve en nazdar ve en fakir ve en muhtaç ve hayat-ı dünyeviyece en mütellim ve en bedbaht ve istidatça en ulvi ve en yüksek surette, mahiyette yaratsın da onu müstahil olduğu ve müştak olduğu ve layık olduğu bir dar-ı ebediye göndermeyip, hakikati insaniyeyi iptal ederek kendi hakkaniyetine taban tabana zıt ve hakikat nazarında çirkin bir haksızlık etsin. Haşa, 100.000 kere haşa. Evet. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru da'vahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.